Herkese merhaba arkadaşlar Akdeniz köy Yeşiltepe'deyim. 700 metrekare ars içerisinde 3 artı 1 güzel bir villa tanıtmaya geldim. Bahçeye bayılabilirsiniz. Botanik bahçe gibi her köşesinde bir ağaç, her köşesinde bir meyve ağacı, her köşesinde bir çiçek var. Muhteşem bir yer. 3 artı 1, 5 milyon 200 bin TL'ye satılık. Gördüğünüz gibi kapalı balkonlar yapılmış. Ev güzel, konum güzel. Yeşiltepe'nin en rağbet gören mevkisindeyiz. Bildiğiniz gibi Yeşiltepe bir düzlük alan var. Bir de sol tarafa döndüğünüzde rampa aşağı doğru giden bir alan var. Burası düzlükte. Merkezi konumda 5 milyon 200 bin TL'ye sahip olabileceğiniz 702 metrekare arz içerisinde şık bir villa tanıtmaya geldik. Müzik Köşe konumda 702 metrekare ars içerisinde havuz ruhsata işli. Bildiğiniz gibi genelde buradaki ya da Didim'deki yapıların tamamında ruhsata işli havuz bulamıyorsunuz, kaçak yapı oluyor. Ama burada ruhsata işli. 3 artı 1 odalar çok geniş. Her odasında klima mevcut ve güvenlik kamera takılacak arkadaşlar. Onların siparişi verildi. Güneş enerji ısıtma sistemi mevcut. Ayrıca internet altyapısı tamam. Bütün odalarda klima var. Bunlar artı puanları. Tabii muhteşem bir bahçeniz var ki tadına doyum olmuyor. Özellikle böyle esintili zamanlarda bu bahçede oturmanın keyfi başka bir yerde bulunamaz. Böyle bir kamelya yapılmış. Yan taraflarda kış için kapatmışlar ki çok daha güzel duruyor. Onları kaldırdığınızda yazında çok güzel bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Havuzumuz çok büyük. Ortalama 40-45 metrekare boyutunda bir havuzdan bahsediyorum ve etrafında o yeşil çim gözüken yerlerin tamamı halıyla kapatmışlar. Yabani otlar büyümesin diye. Bazı yerleri de şu şekilde göster istersen. Çakıl taşları, küçük küçük çakıl taşları dökmüşler. Çok şık bir yer, çok şık bir ev, çok şık bir villa gezeceğiz. Özellikle bahçe muhteşem. İnanın bahçe muhteşem. Burada bir duşumuz var. Havuzdan çıktık, duşumuzu aldık. Tabii ki... Duvarların üstü çimçitle tamamen çevrelendiği için daha izole bir ev haline gelmiş. Ve köşe konumda olması da büyük bir avantaj. Dediğim gibi her köşede bir tane meyve ağacınız var. Her köşede limon ağaçlarımız, portakallar, kayısılar her şey bu bahçede mevcut. Konuşurken bile böyle ağzımın su yakmaya başladı. Artık hepsini sayıyoruz ya. O kadar güzel gözüküyor ki. Şimdi bulursak meyve yiyeceğiz. Onu söyleyelim artık kusura bakmayın. Çok güzel bir istenirse bu Çakılların tamamı kaldırılıp yeşil alan olarak da değerlendirilebilir. Burada armut bile var. Bak görüyor musun armut? Armut bile var ne kadar güzel büyümüş. Harika bir meyve vermiş. Tabi bunlar da alandan toplanmadığı için de artık çürümeye başlamış. Burada bir depo alanı var. Belki hobi alanı olarak da değerlendirebilirsiniz burayı. Araç park yerimiz burada. Çift girişli arkadaşlar burası. Bunun nedeni de iki adet girişimizin olmasının nedeni köşe konumda olması gayet güzel. Şu palmiyeyi bir gösterir misin? Muhteşem bir palmiye ağacı. Bunlar çok büyük ağaçlar ama kökleri bunların çok az. Böyle hemen kaldırıp götürebiliyorsunuz. O şekilde bir ağaç. İstenirse araç park yerinin üstü kapatılabilir. Burada harika bir balkon var. Burayı da göster. Tekrar çıkmayalım oraya. Çok geniş bir balkonunuz var. Köşe konumdayız. Ortalama buradaki çevredeki satış rakamları da 7-8 milyon civarında istenen fiyatlar var. Bildiğiniz gibi 1400 metrekare ars içerisinde bizde bir tane var. 12 milyon. Buranın en pahalısı ama en güzellerinden bir tanesi. Burada da harika bir köşe oluşturulmuş değil mi? Muhteşem olmuş. Mesela şu bu ağaç kurumuş. Gül hatta bu. Bunu buradan alacağız. Şuraya bir oturma alanı yapacağız. Muhteşem olmaz mı? Böyle yazın sıcağında serinleyebileceğiniz bir alan. Bütün alt taraflara bu şekilde halı sermişler ki yabani otlar büyümesin. Ama tabii bunlar kaldırılabilir. Şu köşe daha güzel duruyor. Bak buradan bir göstersene. Harika bir görüntüsü var. Böyle sanki çöl filmlerinde bir vaha bulurlar ya, böyle koşarak giderler. Öyle bir vaha gibi arkadaşlar burası. Mükemmel bir yer. Burası da normal girişimiz. Bakın burada bir ağacımız daha var. Bu çok zor bulunan ağaçlardan bir tanesi, değil mi? Böyle bir kökten 4-5 tane yayılması çok zor. Bunlar çok da yüksek paralara satılıyor artık. Çünkü Mehmet abi de görmüştük. Tek kökten bakın 4-5 tane çıkmış. Genelde bunlardan bir tane çıkar. Ama burada 4-5 tane çıkmış. Çok da muhteşem duruyor. Böyle bahçeyi de göster. Ardından evin içerisine geçelim. 3 artı 1 dedik. Güzel bir villa gezeceğiz. 5 milyon 200 bin TL. Hadi içeriye bakalım. Girişimiz çok şık olmuş. 2 tane sütun yukarıya doğru ilerliyor. Böyle Bidimin mimarisine de uygun. Yan taraflarda da gördüğünüz gibi korkuluklarımız var. Bu girişi istenirse vestiyar alan olarak da düzeltebilirsiniz. Ya da e, rüzgarlık yaptırabilirsiniz. Değil mi? Harika olur. İki tane ayrı girişiniz olmuş olur. Bu daha şık duracaktır. Ve giriş kapımızın tam karşısında yukarıya çıkış merdivenleri. Alt tarafında bir depomuz var. Sağ tarafta ayrı mutfağımız. Sol tarafta salonumuz var. Ayakkabıyla girebiliyor muyuz dedik. Girebilirsiniz dediler. Biz de bu arada arsadan geldik. O kadar tozluydu ki. E, hatta serçinden geldik. Eğer videoyu atmamış da olabilirim. Kesinlikle kaçırmayın. Çok güzel bir arsamız var orada da. Harika bir mutfağımız var. Mutfak çok geniş. Gerçekten harika. Ortalama 25 metrekare boyutunda bir mutfak arkadaşlar. Hatta 25'in üzerinde diyebilirim. Girmeden ölçmüştük. Burada airfelin bir kliması var. Yemek alanı olarak burası düşünülmüş. Ve... U şeklinde kocaman bir dolabımız var. Granit bir tezgah. Tezgah arasında küçük aynalı seramikler. Alt tarafta da gün ışığında led kullanmışlar. Biraz daha odak noktası tezgah olmuş. Ön plana çıkmış. Çok da şık duruyor. Siyah çerçevenin içerisinde lake dolaplar kullanılmış. Led ve spot aydınlatmalarımız var. Yerdeki seramikler de zaten görüyorsunuz. Şunu da söylemek istiyorum. Bu arada bu evi biz satarsak halıları yıkatalım biz basıyoruz. Kesinlikle yıkatacağız. O bizim hediyemiz olsun artık. Şimdi böyle çıktık. Bahçe tarafındaki balkon. Buradan bahçeye de iniş var. Aynı zamanda burayı da kullanabilirsiniz. Diğer kapıyı dolanmak zorunda kalmayacaksınız. Zaten camla tamamen kapatıldığı için kış bahçesi gibi de değerlendirebilirsiniz burayı. Ama harika olmaz mı? Çok güzel. Panjurlu, güvenlikli bir yer zaten. Artı köşe olması çok çok büyük bir avantaj sağlıyor size. Bütün odalarda panjur sistemi mevcut. Burada gördüğümüz eksik var mı? Yok, herhangi bir eksik görmüyorum. Gayet güzel. Fiyat 5 milyon 200 bin TL. Çok güzel bir pazarlığımız var bu arada. Şimdi böyle bir depoyu gösterelim mi? Şöyle hızlıca. Burada bir depomuz var. Merdivenin altı istenirse şuradan itibaren depo olarak değerlendirilebilir. Burası da, burası da kapatılır. Gelelim salona. Salondan çıkacağımız balkonu zaten dışarıda gösterdik. Orayı göstermeyeceğiz. Burada bir masaj koltuğumuz var. Bu da kalıyor. Eğer istemezseniz ben bunu ofise koyabilirim değil mi? Güzel olmaz mı? Artık kalkmam oradan. Sürekli orada kalırım. Çok güzel bir salon boyutumuz var. Ortalama 30 metrekare boyutunda bir salondan bahsediyorum. Yine söylüyorum videoyu hızlı öne saranlar için ayakkabıyla girmemize izin verdiler yoksa biz böyle bir terbiyesizlik yapmıyoruz arkadaşlar. Ama sağ olsun abimiz öyle girin dedi. Herkes böyle giriyor dedi. Bunun da altını çizerek tekrarlayalım. Güzel bir salon. Çok şık bir çiftli koltuk. Karşıda yine bir çiftli koltuğumuz var. İki tane bercer bırakmışlar. Bakın rutubet nem. Her yere bakıyorum hiçbir şey yok. Burada Airfell'in yine bir kliması var. Ve burada da televizyon ünitesi var. Televizyon biraz küçük. Tabii daha büyük bir televizyon tercih edilebilir istenirse. LED ve spot aydınlatmalar da bence doğru seçim olmuş değil mi? Harika olmuş. Çok şık duruyor. Böyle güzel bir ev içeriye girdiğinde böyle bir sıcaklık geliyor. Gerçekten öyle bir ev. Hemen içiniz ısınabilir. Artı buradan bir balkona çıkışımız var. Balkonu da biliyorsunuz arkadaşlar zaten. Buradaki seramiklerde 60-60 yapmışlar. Evin tamamında neredeyse yukarıya da bakacağız birazdan. Salonu gezdik, mutfağı gezdik. Sıra nerede? Tabii ki yukarı katta. Güneş enerji sistemi mevcut. İnternet mevcut. Burada uydu sistem internet kullanıyorsunuz. Fiber altyapı ya da Türk Telekom'un burada herhangi bir alt yapısı yok. Bunun da altını çizmiş olalım. Şimdi güzel bir koridorumuz var yukarıya çıktığımızda. Ve 3 tane odamız koridorun bir ucunda tek oda. Diğerinde de 2 tane oda. Ortada da genel kullanım banyo lavabomuz var. Merdiven boşluğunu bir gösterir misin? Burada da rutubet nem yok. Yeni de boyanmamış bir ev. Bakın bunun altını çizerek söylüyorum. Genelde eski evler Rutube nem aldığında yeni boyatılıp yaz aylarında satılıyor. Kışın aldığınızda da çok büyük sorunlar yaşayabiliyorsunuz. Şimdi çok geniş bir oda. Kapı tam açılmıyor. Neden? Şöyle gösterelim. Burada 3 tane tekli yatak konulmuş. 3 tane tekli yatak konulmuş. Karşıda da bir dolap yeri var aslında ama yapmamışlar dolabı. İstenirse o buradan böyle birleştir, double bir yatak olur. Karşıya da bir dolapla harika bir çözüm sunmuş oluruz. Ve gördüğünüz gibi kornişleri de gizleyecek. Alt çıpanlar da yapılmış. Bütün detaylarına bakalım. Kapılar lake değil ancak kaliteli güzel kapılar arkadaşlar. Bunlarda herhangi bir sorun da yaşamazsınız. Gayet güzel. Burası da dolap yeri. Hemen karşısında bir odamız daha var. Burası da çok güzel bir oda değil mi? Şık bir oda. Bak burada hafif çizikler var. O da buradaki ürünler çıkartılırken çizilmiş tek bir boyayla bunları halledebilirsiniz. Bunlar gözünüze geliyorsa görmüyorsunuz ama ben yine de söyleyeyim. Artısını eksisini söyleyelim ki sonradan biz pişman olmayalım. Geçenlerde bir abim Almanya'dan gelip 4-5 euro para harcayıp evi alamadan geri döndü. Çünkü anlattıklarının tam tersi çıkmış. E, beni de giderken arada Emre de pişmanım senin yanına gelmediğim için. Tabi bu benim için söylemiyorum arkadaşlar. Dürüst çalışan çok insan var. Onlardan birini bulmazsanız Böyle işte denize 100 metre deyip 1 kilometre ötedeki yeri abi çok güzel deyip 20 yıllık evi satabiliyorlar. Bu yüzden biraz daha düzgün, yavaş, sakin, standartların altına düşmeden alışveriş yapmak gerekiyor. Bunu hayatımızın bütün anında yaşamak gerekiyor. Yani marketten bir e, meyve alırken bile pahalı mı ucuz mu diye bakmaktan önce tabii ki bu çok önemli. Kaliteli mi değil mi? Ezilmiş mi? Sağlam mı? Bunlara da bakmak lazım. Çünkü siz evlerin geçmişini bilmiyorsunuz. Şimdi geçenlerde o abimizi burada 1 milyon 600'e villa satıyorlar. Abi diyorlar ev çok güzel gel al. Geliyor. Ev. Arkadaşlar bakın. Ev çürümüş. Evin yan komşusu. Allah'tan orada denk geliyorlar da fotoğraflar atıyor. İçerisindeki demir çürümüş. Ama alçıyla kapatmışlar. Bizim abiye satacaklar. Ya Aldın. E, vicdan da yok. Yarın bir gün Allah korusun bir deprem anında bu ev yıkılsa, içerisinde kalsa yeni de çocuğu var, yurt dışında kendisi de. E, bunun vebalini kim ödeyecek? 3 kuruş para için neler neler yapıyor. Tavan yüksekliği de çok güzel. Çenem üstü de benim değil mi gene? Hemen çıkalım balkona, toparlayalım. Çok güzel de bir bahçemiz var. Harika bir balkonumuz, terasımız var ama şu bahçeyi tekrar bir gösterir misin? Bahçe bana göre çok şık, evden daha güzel gerçekten bütün zamanınızı bu bahçede geçirebilirsiniz. Özellikle bu halı flexler kaldırılıp o yeşil halılar kaldırılıp güzel bir böyle ekim alanı da yapılabilir. En azından birkaç tane meyve sebze dikilirse zaman geçirilir. Artık bu saatten sonra böyle şeyler lazım. Pandemi bitti. Başka hastalık çıktı. Şimdi genel kullanım banyo lavabomuzdayız. Tekneli bir duşakabin yapılmış kullanılabilir. Hiçbir eksiği yok. Tertemiz bir duşa kabini arkadaşlar burası. Ve klozetimiz burada. Seral markanın klozeti. Klozetleri değiştirin. Bu benim şahsi fikrim. Siz de buna katılın. Sağlıktan önemli. Başka hiçbir şey yok. 60'a 120 seramik. Ara geçişlerinde de alüminyum şeritler kullanılmış. Çok güzel duruyor. Siz görmüyorsunuz ama kapının arkasında makinamız var. Makinenin üst tarafına dolap yaptırabilirsiniz. Burada da küçük bir lavabomuz var. İstenirse lavabo da bu şekilde uzatılabilir. Duşa kabini değiştirmek isterseniz de tekneli yerine tek cam tercih edin. Her zaman daha sağlıklı olabiliyor. Şimdi geldik ana yatak odasına. Bir şöyle şuradan gösterir misin? Her yerini net bir şekilde gösterelim. Şimdi iki tane oda gezdik. İkisi de ortalama 16-17 metrekare boyutunda. Burası da bu alanlarla birlikte 23-24 metrekare boyutunda artı burada da çok geniş bir teras alanımız var. Çok şık bir oda arkadaşlar çift kişilik yatak, iki tane komodin, makyaj masası sığmış. Dönmüşler buraya bir giyinme alanı yapmışlar ki burada tabii beşik çıktığında böyle U şeklinde çok güzel bir dolap yaptırabilirsiniz. Ortaya da böyle küçük bir berjer konulabilir ya da farklı bir oturma için bir şey konulabilir. Üstünde giyinilebilir. Ya da burayı tamamen kapatabilirsiniz panel vanla. Çok güzel olmaz mı? Böyle Türk filmlerinde Zeki Müren giriyor da ben bir üstümü değiştireyim. Rahat bir şeyler giyeyim diyor ya. Öyle çıkıyorsunuz. Bu şekilde çok güzel bir panel vanla kapatılırsa daha da güzel olur. Orası tamamen ayrılmış olur. Zaten şık bir oda. Geniş bir oda. Tavan yüksekliği de çok iyi. Artı bir de ebeveyn banyomuz var. Buradaki seramiklere bayıldım. İki farklı seramik kullanılmış. Geçiş çıtalarıyla birlikte birbirinden tamamen ayrılmış muhteşem duruyor. Bir bütünlükle sağlamış. Yerde de aynı seramikler var. Burada güzel bir jacuzzi'miz var arkadaşlar. Böyle İngilizlerin sevdiği jacuzzi. Ben çok sevmiyorum. Ama tabi seven farklı. Bunun tadı da farklı. Gayet güzel. Yeni tertemiz bu arada. Hiçbir eksiği de yok. Dediğim gibi klozetleri değiştirin. Temiz de olsa kirli de olsa değiştirin. Çok bir para değil. Ama sağlığınızdan önemli de değil. Şimdi geldik Bakın burada sineklikleri de yapılı Bu da çok büyük bir avantaj. Bunu da unutmayalım. Geldik. Teras kısmına. Şimdi terasımız da çok güzel. Tabi burası sonradan kapatıldığı için böyle bir korkuluk da olsaydı güzel olurdu. Evde çoluk çocuk varsa sıkıntı olabilir. Tabi buradan bak şuradan şey düşmüş. O boya düşmüş. Ama bu sonradan kapatıldığı için altında file yok. File yapmamışlar. Filesiz olduğu için de tutmuyor. İşte gelişim güzel ustalar yapıyorlar. Herkes usta olamıyor. Burada da güzel bir terasımız var. Şimdi şöyle yapalım. Bir böyle tekrar gösterelim burayı. Ardından bir ön balkona gidelim. Orada da bitirelim videomuzu. Çünkü çevreyi de göstereceğim. Drone görüntülerini zaten izleyeceksiniz. Muhteşem bir yer. Havası doğası harika bir yer arkadaşlar. Dediğim gibi muhteşem bir bahçeniz var. Botanik bahçe gibi. Hatta başlarda yazalım. Botanik bahçeli mükemmel villa. Değil mi? Çok güzel bir başlık olur. Harika bir havuzunuz var. Havuz ruhsata işli. Bunun altını çizerek söylüyorum. Havuz ruhsata işli. Kaçak olduğunda ne oluyor? Kısaca bilgi vereyim. Bunun için ayrı bir video çekeriz. Şimdi kaçak olduğunda Allah korusun içerisinde biri boğulursa, Allah korusun biri kayar kafasını bir yere vurursa, bunun sorumlusu siz oluyorsunuz. Bu aile fertleriniz dahi olsa, her şeyi geçtim her şeyi geçtim Allah korusun. Bir gün bir insanın evcil bir hayvanı düşse, boğulsa, kedi ya da köpek hiç fark etmiyor. Sokak köpeği de dahil. Bir şikayet anında bu havuzun çok büyük sorunlarını yaşarsınız. Çünkü yasal olmayan bir havuz devlet nezdinde de havuz olmayarak gözüküyor arkadaşlar. Şimdi siz olmayan bir şeyi yaparsanız e, bunun da sonuçlarına katlanmak zorunda kalabilirsiniz. Bu yüzden havuzun ruhsata işli olması gayri ihtiyarı çok iyi bir şey. Ama değilse de bunu farklı yollarla imar falan çözülmüşse de çok iyi. Ama şu an yeni yapılanların çoğunda e, metrekare yok. O metrekare olmadığı için havuz da yasal değil. Ha Belki süs havuzu yapıp sonradan büyütebiliyorlar. Bu başka konular. Güzel bir yer. Alıcısını bekliyor. 5 milyon 200 bin TL. Pazarlığımız var. Güzel bir pazarlığımız var. Yeşiltepe'deydik. Didim merkezi 13 kilometre. En yakın denize de Fevzi Paşa sahiline de 4 kilometre mesafede şık bir villa sahibi olabilirsiniz. Market, restoran burada her şeyi bulabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Değerlendirmenizi yorum kısmına yazarsanız beni mutlu etmiş olursunuz. Beğenirseniz de destek vermiş olursunuz. Sürçülisan ettiysek de affedin.